Merhaba, Artı TV ekranlarında Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum yazar, yönetmen, eğitmen Cengiz Toraman. Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk Levent, merhaba. Nasılsın? İyidir, provadan çıktık. Hangi oyunun provası? Ya Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi. Senin yazdığın oyun. Evet, yazarı benim. Yönetiyorsun da. Yönetiyorum. Kim oynuyor? Kabiliyetli bir oyuncu oynuyor diye duyduk. Öyle mi? Sen oynuyorsun. Ah, ben 10 Ekim'de benim 10 Kasım'da premierim olacak Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde. Hepinizi şu yakınlaşmış olan premier tarihimde gelip oyunu izlemeye davet ediyorum. Umarım vakit bulur da sağlıklı günlerde gelip oyunumuzu izleyebilirsiniz. Oyunumuzu diyebilirim rahatlıkla, değil mi? Tabii diyebiliriz, harika olur. Peki Cengiz, bir şey soracağım sana. Tiyatro toplumları değiştirir mi? Tiyatro toplumları... Ya soruyu şöyle sormak lazım. Yok yani. Yok, ben soruyu böyle sordum. Sen buna cevap ver. Şimdi bana soru nasıl sorulur? Yönetmen şeyle geldi. Şimdi lütfen. Bana otururken kağıt kalem verdiniz. Ben çok ciddi. Hayır, şöyle demek istiyorum. Toplumlar değişir. Elbette tiyatro toplumları değiştirir. Ama galiba oradaki değişim kişinin kendisinden başlıyor. Yani sanat en nihayetinde teke tek bir ilişki. Sanat eseriyle, o sanat eseriyle karşılaşan alıcı arasındaki ilişkiden başladığı için. Tabii ki toplumlar değişir. Ama hani kişilerden oluşan bir toplum ya bu en nihayetinde. Kişiler değişe değişe toplumlar değişir. En nihayetinde toplum da değişir tabii. Yani tiyatronun ulaştığı insanları bireysel olarak değiştirme gücü vardır diyorsun. Var tabii, kesinlikle var. Tabii buradaki değişimin ne olduğuyla ilgili de bir şey var. Yani bir laf vardı da kötü insanların türküleri olmaz diye. Evet. Elbette bunu tersten de okuyabiliriz. Yani belki insanlar belki türkü söyledikçe güzelleşiyorlardır. Ama şöyle bir şey. Yani buradaki değişim ne? Bir insan tiyatroya gittiğinde en nihayetinde nasıl bir değişim umar? Ya da değişim umar mı? Farkında olarak mı değişir? Tiyatro galiba... insanın kendine ve kendini yapılandıran çevresine ilişkin farkındalığını yükseltiyor. O farkındalığın yükselmesiyle birlikte hayatında belki hoşuna gitmeyen, adını koyamadığı şeyleri değiştirme ihtiyacı hissediyor. Yani kendinde başlayan değişim giderek o adam, örneğin o kişi eşine başka türlü davranmaya başlıyor. İş arkadaşına başka türlü davranmaya başlıyor. Çocuğuna başka türlü. İyilik sirayet ediyor yani. İyilik ve farkındalık diyelim. Çünkü sadece iyilik değil, toplumda kötülük de var. Shakespeare'in bir sözü var, diyor ki yani tiyatro iyilerin iyiliklerini, kötülerin de kötülüklerini göstermektir. Belki iyilerin iyiliklerini göstermek bir tık daha kolay bir şey. Sen de Levent Üzümcü olarak iyi bilirsin ki kötülerin kötülüklerini göstermek biraz cesaret de isteyen bir şey. Biraz adanmışlık da isteyen bir şey. Kolay özellikle bir şey kötüler değil. Yönetimdeyse tabii ki. Yani o seni çok etkileyen bir şey olabilir. Yani hayır, şunu demek istiyorum tabii. Yani hayatımızın her alanında, yönetimde olmasa bile, yani kötülük de iyilik de bir arada bulunuyor. Bir noktadan sonra bu bir seçime dönüşebilir. Hı-hı. İşte o seçimde belki sanatın bir etkisi var. Yani telefonu her zamanki gibi açmayıp da daha güler yüzlü açmak gibi. Her gün karşılaştığımız ve birbirimize bakmadan asansörde indiğimiz komşumuza bir günaydın deyi vermek gibi bir seçimden bahsediyor. Ama bir dakika dur, zaten artık insanlar aynı asansöre binmiyor. Bilmiyorlar. Yani. Pandemiden tabii, dolayı bilmiyorlar. Tabii yani 3 kişilik asansör. Geçenlerde ben bindim asansöre. Önümde 2 tane Arap vardı. Öyle büyük bir alışveriş merkezinin asansörü. Ben orada oyun oynuyorum. Daha yeni 2-3 gün önce. Onlar çok rahatlardı. Yani hiç maske falan yoktu. Ben onlar adına endişelendim. Binmeyin mi ama? Çok da acelem vardı. Binmek de zorundaydım. En azından benim maskem var. Benden onlara bir şey olmaz dedim. Onlardan da bana. Üçümüz bindik asansöre. Hani onlar ikisi arkada, ben burada falan. O sürekli başka katlara basmaya çalışıyor. Ben de dedim ki diğer katlar çalışmıyor. O katlar kapalı dedim. Anladığını pek zannetmiyorum, hani İngilizce bilmekle ilgili bir şey, ama hani espri olsun diye söylemiyorum falan yaptı. Sadece bu kat çalışıyor deyip ona bastım ben de. Oraya gittik, tabii onlar o kattan sonra ne yaptı bilmiyorum çünkü otobak katıydı o. Ben atlayıp arabama gittim, hiç unutmuyorum yani. İlginç bir deneyim oldu bu benim için asansöre binmekle ilgili. Çünkü gerçekten asansöre binerken bile imtina eder hale geldik. Bir gün evet. Bunun da oyunu yapılacak mı, ne diyorsun? Belki bu yaşadıklarımızın. Yapılacak tabii. Yapılıyordur da belki şu an biz bilmiyoruzdur. Yani bununla ilgili çünkü yaratıcı fikirler mutlaka çıkmıştır sanatçılardan. Bir şey sormak istiyorum sana. Genellikle
sanatta, özellikle Avrupa'da hepimizin bildiği yakın geçmişten bir örnek verelim. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle o aradaki işte 17 yıllık süre içerisinde, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar geçen süre içerisinde bir dinlendiler derler ya. Evet. Bir dinlenip tekrar birbirlerini toparladılar, evet, der. Hop, İkinci Dünya Savaşı başlar. Ardından Avrupa'da çeşitli içinde soykırımın bulunduğu savaşlar da yaşandı. Maalesef. 2000'lerin, evet, başına kadar. Bütün bu hikayelere baktığında, bütün bu kanlı savaşlara baktığında neden sence bu savaşların hemen ardından o ülkelerin, bu işe katılmış olan ülkelerin edebiyatında, felsefesinde, tiyatrosunda müthiş ilerleyişler oluyor? Neye bağlarsın bunu? Ben bunu biraz tabii altüst oluşun getirdiği olanaklar diyebilirim belki. Çünkü mevcut sisteme ilişkin güven sarsıldığı zaman insanlar kendi düşünsel konforlarından uzaklaşmaya başlıyorlar. O konfordan uzaklaşmaya başlayınca neyi, nerede hata yaptık, nerede hata yaptık ve doğrusu nedir diye düşünmeye başladıklarında çeşitli fikirler gündeme geliyor. Çünkü bunun koşulu var. Geçmişe dönük o muhasebenin nesnel koşulları da oluşmuş oluyor en nihayetinde. Çünkü büyük bir yıkım yaşanmış. O yıkımın hesaplaşması noktasında insanlar diyor ki bir dakika, eski bildiklerimizi bir kenara koyalım ve yeni bir denklem kuralım demeye başlıyorlar. O altüst oluşun getirmiş olduğu düşünsel iklim bunu yaratıyor. Bir de sanıyorum şöyle bir şey oluyor. Şimdi yani tiyatro özelinde düşünürsek, evet, mesela tiyatroda bir şeyin tiyatro olabilmesi için en temel şeylerden biri neydi? Çatışma bulunması. Yani bir toplumda demokratik olan ne kadar gelişmişse, demokratik nüveler ne kadar varsa o toplumun tiyatrosu da o oranda gelişmiş oluyor. Çünkü çok basit bir sebebi var bunun. Demokrasi birden fazla sesin aynı anda bulunabildiği bir sistem. Tiyatro içinde çatışmanın gerçekleşebilmesi için birden fazla düşüncenin aynı anda o toplumda dile gelebiliyor olması lazım. O yüzden de demokrasinin pek gelişmediği toplumlarda da tiyatro pek gelişmiyor. Yani aslında bir toplumun tiyatral gelişmişliğini demokratik gelişmişliğine bakarak anlayabiliriz. Bu altüst oluşların da getirmiş olduğu bir düşünsel imkan olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani böyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. O zaman belki insanların sanatsal olarak da, edebi olarak da ya da işte düşünsel olarak da belli konfor alanlarından çıkıp yeni sözlerin peşine düşmeleri belki bunu getiriyordur diye düşünüyorum. Sadece savaşlardan sonra değil, yani büyük altüst oluşlardan sonra da, hani bir Çin atasözü vardır derler. Hani birine lanet okumak istediğin zaman umarım ilginç bir çağda yaşarsın dermiş Çinliler. Yani biz kimin ağzını aldık? Valla biz kimin ağzını aldık bilmiyorum da. Adaylarım var. Var, adaylarım var. Adaylarım var. İpi göğüsleyecek olanlar da var. Yani yani şöyle bir şey diyebiliriz belki. Bizde de işte bu altüst oluş, hem yani memleket babında söylüyorum hem de uluslararası çapta yaşadığımız bu pandemi kriziyle ilgili söylüyorum. Bunun mutlaka sanatsal karşılığı önümüzdeki süreçte çok yakın bir gelecekten başlayarak olacaktır ve oluyordur da diye düşünüyorum. Yani bunun da en az savaşlar kadar toplumları etkileyen, derinden etkileyen artçılarının olacaklarını belirtiyorsun. Tabii, çünkü niye? En temelde sanatın malzemesi işte doğa, insan. Belki bu pandeminin sonucunda insanın bir düşünce şekli, yani insanın hayatı, dünyayı algılayışını yeniden gündeme getireceğiz. Kendi konfor alanımızdan çıkmaktan o. Belki hayat için, dünya için, varoluş için düşündüğümüzde bizim belki de virüs gibi yaşadığımızı bu doğa, bu dünya içinde fark etmek durumunda kalacağız. Yani ben orada bir çeşit kibir görüyorum. Bilmem katılır mısın? Şu anlamda söylüyorum bunu. Hani hayvanlardan yayılmış insanlara diyor. Halbuki yani bizler de primatız en nihayetinde. Yani kendimizi varoluşun çok üst basamaklarında görme eğilimindeyiz biz. Yani bu bir kibir ve bu zehirli bir duygu. Kibir biliyorsun hani en büyük günah ya işte. Yani bu kibirli duygudan varoluş olarak kurtulmamız lazım. Hani şey gibi düşün. Yani bir zamanlar insanlar dünyanın, evrenin merkezi olduğunu düşünüyorlardı. Bir bilim adamları çıktı dedi ki ya öyle değil. Bu güneşin çevresinde dönen sıradan küçük bir gezegen yani falan. Evet, bilimsel olarak bu kanıtlandı belki ama düşünsel dünyalarımızda, inanç dünyalarımızda hala dünyayı bütün kainatın merkezi olarak görmeye devam ediyoruz. Ama o kontrol alanından çıkmak. Evet, tabii insan ömrü sınırlı ve o sınırlı ömürde bir algılama içindeyiz hayatı. Aslında söylemeye çalıştığım şey şu, yani şimdi en basitten gelelim, diyelim ki ben şimdi bu bardağı ben yaptım.
Yani insanoğlundan bahsediyorum. Bu stüdyodaki ışıkları ben yaptım, kamerayı ben buldum, televizyonu ben buldum. Bunu yapabilen benim bildiğim kadarıyla dünyada başka insan dışında bir varlık yok. O televizyonun sehpasının demirinin nasıl büküleceğini yapan makineyi ben buldum, demiri ben buldum falan gibi şeyler bir araya geldiğinde o zaman insan kendinde doğada yaşayan diğer memelileri ya da yüzen balıkları yeme hakkını kendinde buluyor. Buluyor. Yani bütün bu haklar sıra sıraya geldiği zaman insan otomatikman diyor ki arkadaşım bu kadar şeyi ben yarattığıma göre ben de yaratıldım ve çok özelim diyor. İster istemez o kibir işin içine giriyor. Tabii burada şöyle de bir algılama var. Yani bütün dinler açısından, inanç sistemleri açısından işte... Şeydi, yıllar önce seninle de hatırlıyorum, ilk gençliğimizde konuşmuştuk. Vapsarov diye bir Bulgar şair vardır. Onun bir şiiri vardı, çok etkilemişti gençken. Diyor işte, gün gelecek sevgilim, betondan bir kolla yürüyeceğiz ve sulara öyle akınacağız, öyle akacaklar. O zaman ilk gençliğimizin heyecanıyla bizi çok etkilemiş bir şiirdi. Yıllar sonra yanlış anımsamıyorsam Sovyetler Birliği'nde Volga Irmağı'nın akışı değiştirilmişti ve ben şeyi büyük bir heyecanla bu şiiri hatırlamıştım. Vapsarov işte oldu falan filan diye. Fakat sonra işte o akışın, ırmağın akışının değişmesinden kaynaklı topraklarda kuruma, çölleşme, iklim değişikliğinden kaynaklı yaşam alışkanlıklarındaki büyük tahribatı görünce aslında bunun o kadar da marifetli bir şey olmadığını acıyla, yani acı bir şeyle keşfettiğimi hatırlıyorum. Yürek burukluğuyla keşfettiğimi hatırlıyorum. Tam da aslında kastettiğim böyle bir şey. Yani bu bizi, bu kibir bizi her an her yerde yakalayabilir. Hiçbirimiz kendimizi bu kibir duygusuna ari düşünmemeliyiz. Ona da evet, bu televizyon sehpasını da yapan benim, işte bu masayı da, bu işte su bardağını da, işte yani her şey yapan evet insan, ama havaya ihtiyacımız var, suya ihtiyacımız var. Temelde toprağa ihtiyacımız var. Bunları yapan biziz ama bunları da yok eden biziz. Yani bu kibiri keşfettiğimiz zaman sanıyorum bunun, bu düşünsel konfor alanından çıkıp da bir dakika ya biz bir şey yanlış yapıyoruz demek kolay bir şey değil, yani konfor alanından çıkmak açısından. Ama bunu dediğimiz zaman mutlaka bunun sanatsal karşılığının da geleceğini düşünüyorum ben. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Tiyatroyla yatıp tiyatroyla kalkan birisin sen. Yani evet. Hayatının büyük bir bölümünü evet. Tiyatro kaplıyor. Çünkü örneğin oyun oynamadığın zaman oyun yönetiyorsun. Yönetmediğin zaman oyun yazıyorsun. İşte yazmadığın zaman öğrenci yetiştiriyorsun. Evet. Tiyatronun her alanında kendini var ediyorsun. Bunların içinde tiyatroya katkı olarak yalnız başınayken yaptığın tek katkı yazarken yaptığın katkı. Çünkü evet. Diğerleri kolektif bir sebebi. Bir de bazen müzik yaparken. Yani tiyatro evet. Müziği yaparken de elbette. Peki bütün bu anlattığım birimler içerisinde en çok keyif alarak yaptığın... Çünkü bu hani dört tane çocuğundan hangisini seviyorsun gibi bir soru değil. Çünkü ben bunu biliyorum. Yani mutlaka birinden daha fazla keyif aldığını biliyorum. Sahneye çıkıp iyi bir oyunda oynamanın keyfini de biliyorsun. Yazmış olduğun iyi bir oyunun takdir görmesinin keyfini de biliyorsun. Yaptığın oyun müziğinin yine aynı şekilde takdirini biliyorsun. Yarın öbür gün bir öğrencinin çıkıp da yolda seni durdurup hocam şu benim hayatımı değiştirdi. Belki siz farkında değilsiniz deyişinin de tatminini yaşıyorsun. Ne bu? Ya en çok hangisi burada? Çok acayip zor bir soru sordun. Çok yazık geldi bu soru hocam. Hocam bu soru ne oldu ya? Zor. Konuşuyorduk ya, bu soru güzel. Yani şöyle, bu soru çok zor derken şunu kastediyorum. Çünkü gerçekten belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani kaçamak bir yanıt olarak değerlendirme de bunu. Yani şöyle bir şey olabilir. Her biriyle ilgili farklı farklı süreçlerden büyük haz alıyorum. Yani genel olarak hepsinden çok haz alıyorum. Yani sahnede olmaktan, yazmaktan, yönetmekten, müzik yapmaktan çok çok haz alıyorum. Ama her biriyle ilgili süreçlerden haz aldığım şey farklı. Yani örneğin işte bugün seninle provadan çıktık. Seyircilerimizden özür de dilerim. Niye? Böyle siyah ben... giyen adamlar gibi Allah geldik. Allah Allah. Yani provadan çıkıp geldik. Özür dileriz herkesten. Olsun ama bizim varlığımız önemli. Giydiğimiz mi önemli? Ben anlamadım ki. Yani, artı evet. Yani siyah tişörtle çıkıyorum. Bak bu senin oynadığını anlatılan senin hikayendir bölümü şu an gelen. Evet. 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 Bunun mesela buradaki bu özellik Hakan'ın şu. Hikayesi. Şu an Hakan'ın hikayesini evet, oynuyorsun. Evet. Benim oynamadığım bölüm buydu oyunda. Evet, evet. Burası senin oynadığın bölüm. Hakan ortak arkadaşımız. Gençmişim de. Gençmişim de. Gençmişim de. Evet. Allah Allah. Gençmişim de. Kaç yıl oldu? Kaç oldu? İşte 6-7 yıl mı oldu? Öyle oldu aşağı yukarı yani, değil mi? Aşağı yukarı. Yok be, saçları biraz boyasan, sakalı kesip bir 15 kilo versen yine bu haldesin. Ama zaten zamanında böyle bir şey galiba değil mi? Evet, evet. Yani o işte neydi, ünlü vecizimiz vardı.
dayımın şeyleri olsaydı halam olurdu mu? Halamın şeyleri olsaydı dayı olmasaydı dayım olurdu mu? Evet. Aman da aman yani. Herkes bakıyor böyle zannediyor ki 15. Ah dur bak Aziz Nesin Kabare. Aziz Nesin Kabare geldi evet. Evet Ali Hakan Beşen. Mehmet Küçük Günaydın. Levent Üzümcü. Cengiz Toraman aynı sahnedeler. Cengiz'in oyunlaştırdığı Aziz Nesin hikayeleri var burada izlemiş olduğunuz oyunda. Biz bunu oynarken çok keyif aldık değil mi? Evet. İkimiz final sahnesini bağlıyoruz şu an. Final şarkısını. Çok da keyif alıyoruz belli. Eddie ile Midi Şakir'e Dudu. Çok güzel sahne bu. Evet. Ya şöyle ben daldan dala atlamak gibi olmazsa. Olsun, ya, Aziz Nesin üzerinden. Olsun. Ya şöyle şimdi Aziz Nesin bizim kuşağımızı, bizden önceki kuşağı ve bizim kuşağımızı derinden etkilemiş bir aydın. Sadece yazar demek haksızlık olur çok. Yani. Yani çok derinden etkilemiş bir aydın. Ve bu konuda çok ciddi bedeller ödemiş ülkemizin yüz akı yetiştirdiği değerlerden biri. Şimdi ben tabii çocukluğumuzdan beri yani Aziz Nesin'le büyümüş bir kuşağın temsilcisi olduğumuz için hep şeyi düşünürdüm. Çok seyrettik yani ustalarımızdan Aziz Nesin örnekleri seyrettik ama hep aklımda bir şey vardı. Ya Aziz Nesin hikayelerini bir kabare formuyla buluşturabilir miyim gibi bir düşünce yıllardır hep öyle aklımın bir köşesinde dolanırdı. Daha önce hiç yapılmadığı için. Yapılmadı. Kabare tarzında yapılmadı evet. Çok da yakıştırırdım yani Aziz Nesin hikayeleriyle kabareyi. İşte o fikir olgunlaştı, onu kaleme döktüm. Kafamda da şöyle bir şey vardı. Ya acaba eskimiş midir Aziz Nesin'in hikayeleri? O yüzden mi bizim zamanımızdaki gibi okunmuyor acaba falan gibi. Böyle bir düşünceler de vardı. Sonra bir gün kızım odasında Aziz Nesin okuyordu. Ah şu genç şey, ne şimdiki gençler hangi kitabıydı? İşte şimdiki gençler bir harika. Harikayı evet. O içeriden kahkahaları yükselmeye başladı kızımın. 11 yaşında kızım hani seyircilerimiz için söyleyeyim. Ya onun kahkahaları yükselince ya dedim bir dakika yani bunun zamanı falan geçmez. Ya belki çok trajik bir şey bu bir yandan da yani ustanın yazmış olduğu bu eserlerin artık biraz eskimiş olması lazım. Ya eskiden neler yaşanıyormuş dememiz lazım. Yok ama daha katmerlisi işte, yaşanıyor. Aynen yani sonra şeyi fark ettim oyunlaştırmaya başlayınca tabii çok şey elverişli metinler her şeye çok uygun metinler. Büyük yazar yani büyük yazar. Sonra tabii. İyi aktörlerle buluştu. Yani sen de onlardan birisin. Teşekkür işte. Ederim. Devlet Tiyatrosu'nun değerli sanatçılarından Ali Hakan Beşen, yine İzmir Halk Tiyatrosu'nun sanatçılarından genç yeteneklerimizden Mehmet Küçük Günaydın. Beni de sağ olsunlar aralarına kabul ettiler oyuncu yani. Olarak. yani güzel bir iş çıktı. Aslında pandemi tarafından kesilmeseydi Türkiye çapında geçen sezonun en yüksek oyunlarından birini yaptık seninle biliyorsun. Bu da benim için bir gurur vesilesi oldu. İnşallah pandemi süreci bittiğinde aynı hız kesmeden devam ederiz. Şimdi sen Ödenekli Tiyatro'da oynuyorsun ve Ödenekli Tiyatro'da inanılmaz derecede sezon ket yemiş durumda. Evet. Ama bir yandan da Ödenekli Tiyatrolar yani devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları gibi tiyatrolar yine de ellerinden geldiğince hem özel tiyatrolara sahnelerini açıyorlar evet. Hem de kendileri daha az oyunculu işte Mehmet Ergen'in adını koyduğu gibi sezon minimal tarzında oyunlar yapmaya, tiyatroyu hayatla buluşturmaya, hayatı tiyatroya çağırmaya devam ediyorlar. Ama bir de özellikle İstanbul'da, İzmir'de ve Ankara'da yapan ama büyük çoğunluğun İstanbul'da olduğu özel tiyatrolar var. Evet. Ve bu tiyatrolar çok zor bir durumdalar. Çok. Bununla ilgili işte devlet yardımına başvuruyorlar ama alamıyorlar. Evet. Çünkü işte senin de çok iyi bildiğin gibi evet. Sosyal medya hesaplarına bakılıyor. Hükümet aleyhinde bir şey yazmışlar bakılıyor. Mı falan filan gibi. Sen bu tünelin sonunda diyelim artık ya da bu karanlığın sonunda bir ışık görüyor musun? Çünkü bu işin içinde sadece sosyoloji yok, sanat yok, aynı zamanda tıp da var farkındaysan. Tıp var, ekonomi var. Shakespeare Hamlet'te Horatio'ya öyle söyler. Ekonomi Horatio, ekonomi der. Yani şöyle bir şey tabii. Yani burada bizim sanatımız böyle pırıltılı bir sanattır. İnsanlar o pırıltının önündeki şeyi görürler ama o pırıltının bir de arkası vardır. Yani
düşünmezler genellikle. O pırıltının arkasındaki insanların da hani ödemesi gereken kredi kartları olduğunu, ödemesi gereken kiraları olduğunu, bakması gereken çocukları olduğunu pek düşünmezler. Sürdürmeleri gereken bir yaşam olduğunu pek düşünmezler. Fakat maalesef öyledir. Garip bir şekilde tanınan insanların zengin olduğunu düşünürler. Düşünürler, evet. Evet. Nedense öyledir yani. O televizyona yani. Çıkıyorsa zengin ya. Zengindir yani. Biz de çıktık, zengin olduk. Şimdi şöyle, yani aslında öyle değil. Genellikle bizim sektörümüzdeki insanlar gününü kurtaracak kadar bir geçimi bazen bulabilirler. Yani işin doğrusu budur. Hani dayanışma ezilenlerin zerafetidir. Bu şekilde insanlar bir arada bir ortak yaşam oluşturarak birbirlerini destekleyerek hayatta kalmaya çalışırlar. Özellikle ilk gençliklerinde. Sonrasında da kıt kanaat geçinilen işlerdir. Bu sadece sanatçılar için değil, tiyatronun, dizi sektörünün, sinema sektörünün teknik çalışanları için de son derece geçerli bir durumdur. Şimdi burada tünelin ucunda ışık var mı sorusunun tıbbi yanıtı beni aşar. Çünkü bu konuda çok çeşitli görüşler var. Hepimiz gibi ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Yani kimi diyor ki işte aşının bulunması için işte Ocak ayı bir milat olacak deniyor. Öte yandan 100 yıllık bir influenza süreci var. Hala tam olarak çözülebilmiş değil yani o grip açıları. Kaçıncı yılındayız yani, onu söylesen. Yani, o 100 yılın hangi bölümündeyiz? İşte başında yani, mıyız? Bilemiyorum sorunda ya. Mıyız? Ortasında tıbbi mıyız? Tıbbi konusunda uzmanların dediklerini hepimiz gibi ben de dinliyorum, anlamaya çalışıyorum falan. Bir an önce bitmesini diliyorum ben de herkes gibi. Ama bundan bir ders çıkartmamız gerektiğini de düşünüyorum. Yani Covid-19 bitip yarın bir gün Covid-22'nin çıkmayacağının bir garantisinin olmadığını hepimiz fark etmiş olmalıyız artık yani. Bu bir kısmı. Diğer kısmı tünelin ucunda ışık var mı sorusunda. İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben bu süreci özel tiyatrodaki pek çok arkadaşımızın atlatamayacağını düşünüyorum ve atlatamıyorlar da bunu görüyoruz işte. Yenilerde daha Elifler biliyorsun küçük sahneyi kapatmak zorunda kaldılar. Sadece İnsanlar, onlar mı? Yani? Sadece onlar mı? İşte Kumbaracı 50 işte yani bir sürü özel tiyatro salonlarını kapatmakla karşı karşıya kaldı. Kültür Bakanlığı'nın anlaşılmaz bir biçimde tiyatroların borcu, vergi borcu yoktur kağıdı istemesi de tiyatroları çok zor durumda bıraktı. Belki başka türlü bir yapılandırma olanağı sağlansaydı o tiyatrolar zaten kıt kanaat geçinen tiyatrolar. Çünkü tiyatronun en nihayetinde masraflı bir iş ve çok ciddi vergi kesiliyor. Mesela bu vergilerin kaldırılması. Bununla ilgili çok önemli talepler var. Zaten bu talepler Kültür Bakanlığı'na da iletilmiş durumda. Bence belki Kültür Bakanlığı Çalışma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm sağlayarak bu konuda çok ciddi tedbirler alabilir, alabileceğine inanmak istiyorum ben. Bunun dışında tünelin ucunda bir ışık görüyor muyum? Yaşar Kemal'in Dostoyevski romanlarıyla ilgili söylediği bir şey var. Çok seviyorum onu. Diyor ki Yaşar Kemal, Dostoyevski karanlığı önümüze yığar, 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 yığar. Sonra orada küçücük bir ışık bırakır, bir noktacık bırakır. Bütün romanı o ışık için bırakır Dostoyevski diyor. Yani o karanlığı yığması o ışığı anlamlı kılıyor Dostoyevski açısından. Evet, katılıyorum. Belki küçük bir ışık var. Ama o konuda da biraz şöyle düşünüyorum. Diyelim tünelin sonu karanlık. Ne olacak? Yani ne yapacağız ki yani? Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. O noktada da benim bir şeyim vardır biliyorsun. Yani umudumuzun tükendiği noktada da inadımıza sarılacağız. Yani umudumuz tükense dahi inadımızdan vazgeçmemeliyiz yani. Hem hayatla ilgili hem sanatla ilgili inadımızdan vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum. Bundan sonraki senden öğrenmek istediğim şey aslına bakarsan Türk Edebiyatı'nda Yaşar Kemal ve onun senin hayatındaki yeriydi. Sen de şimdi konuyu Yaşar Kemal'e getirmiş oldun. Ucu ucuna bağlanmış olacak bu iki tane hikaye. Ne ifade ediyor senin için Yaşar Kemal? Şimdi ben tabii sen benim yakın arkadaşım olduğun için de benim Yaşar Kemal'i çok sevdiğimi biliyorsun. Evet Yaşar Kemal yani Yaşar Kemal'den çok etkilendim ben. Yani ilk gençliğimden beri okudum Yaşar Kemal'i. Hatta bazı romanlarını yalan söylemeyeyim üçer dörder kez okudum. Farklı zaman dilimlerinde. Farklı zaman dilimlerinde. Yani şimdi herkes Yaşar Kemal deyince işte İnce Mehmet bilir. Tabii muhteşem bir roman. Hiç bir şey söyleyemiyorum ama hani ben bütün kitapları çok özeldir benim için. Yani Deniz Küstüler, işte ne bileyim Kimsecikler, Bir Ada Hikayeleri. Yani muhteşem eserler gerçekten. Hayatıma çok iz bırakmıştır. Belki Yaşar Kemal bağlamında değil de ben o klasik romancılığın büyük anlatılarını, yani Homeros'tan el alan Homeros'un çocukları diyorum onlara. Yani
Amerikalı Steinbeck de öyle en nihayetinde. İşte o da Homeros'un çocuklarından biri. İşte Nazım Hikmet de öyle. Bence tamam belki destansı bir anlatımı yok ama başka türlü bir destansı anlatım açısından Sait Faik de öyle. Yani bunlar çok büyük yazarlar ve benim hayatımda çok iz bırakmış yazarlar. Ben o yüzden kendime yazar demekten hep imtina ederim biliyorsun. Yazar demem kendime. Ben yazan biriyim derim sadece. Çünkü yani bu isimler ömrünü yazarlığa vakfetmiş ve müthiş eserler, dünya çapında eserler yazmış, ortaya koymuş isimlerin yanında biz hani anca yazan biriyiz yani. Yazar demek biraz çok iddialı bir şey olur. Kendimi öyle de görmüyorum. Hatta profil resmimin altında oyuncu vesaire yazıyor. Yani oyuncu vesaire yani vs yani. Oyuncu vesaire yazıyor. Gerçekten de bu içten düşüncem. Yani şey hani fazla tevazu kibirdendir diye bir laf var. Tevazu değil, kesinlikle böyle düşündüğüm için, böyle hissettiğim için böyle diyorum. Yaşar Kemal de benim hayatımda çok iz bırakmış yazarlardan biri. Ben o zaman sana bir güzel anı anlatayım seyircilerimize de. Şimdi hani bu ünlü şey var ya, niye hep Çukurova'yı anlatıyorsunuz diye sorarlar Yaşar Kemal'e. Ve Yaşar Kemal de biz aslında hepimiz Çukurova'yı anlatıyoruz der. Dünya edebiyatının büyük isimlerini söyleyerek. Amerika'nın Çukurova'sı da Salinas Vadisi. Evet. Ve onun en güzel yazarı da Steinbeck. Bir gün yolum oralara düştü benim. Ve kiraladığım arabayla birlikte Steinbeck'in evine gittim. Doğduğu odayı gördüm. İşte anı defterine yazı yazdım. Onun bir kimselerce bilinmeyen fotoğrafları vardı Salinas Vadisi'nde. Müzesi vardı, onu gezdim. Çıktım ve dedim ki artık turu sonlandırayım. Gideyim bir mezarını göreyim Steinbeck'in dedim. İşte Salinas Vadisi'nin mezarlığına gittim. Şimdi Amerikalılar çok şaşalı bir millet ya, işte porsiyonları büyük, her şeyleri büyük falanları filanları. Fakat mezarlıkları öyle değil Amerikalıların. Hmm. Amerikalıların mezarlıkları çok sade oluyor. İşte çim dümdüz, bir yükselti yok, bir şey yok. Bir tek taş var üstünde, durumu izah eden, kim olduğunu söyleyen. Bir o kalıyor ya geriye. Mezarlığa girdim. Tabii bu kadar yüksek şeylerin olmadığı bir mezarlık olduğu için çok, neredeyse hiç ağaç yok. Ya çıplak bir alan, yemyeşil ama çimlerle. İşte çok ufak böyle garip şekillerdeki iptidai yazılarla, işte A4'e mesela yazmış. Steinbeck'in mezarına giderdi ama belli ki o A4 yarın yok yani. Ama birisi toplamayacak. O gidecek, uçacak, evet. Gidecek yani. İşte mum yakmış. O orada titrek yanıyor. Şişenin içine yapmış onu. Belli ki yarın o mum yok ama birisi yerine bir mum koyacak falan. Ve girdiğimi, yürüdüğümü ve aradığımı hatırlıyorum Steinbeck'in mezarına. O şeylere bakarak işte. Neden dedim bu kadar Steinbeck'in mezarına gösteren ok, işaret, şu bu var beni oraya götüren. Mezarın başına gittiğimde anladım. Şu kadar bir şey. Bir taş A4 ya. Büyüklüğünde bir taş. Burada da Steinbeck yazıyor. Doğum mu ölüm mü? John Steinbeck, evet. J. Steinbeck. Doğum, ölüm. Çok şaşırmıştım. Yani abi Steinbeck ya. Ama yani bizim ona yüklediğimiz, aslında onun olmak istediğiyle bizim ona yüklediğimiz arasındaki çok güzel şeyi gördüm orada. Yani aslında onun, hani benim sadık yârim kara topraktır hikayesi. Evet. Adam Steinbeck, adam burada Aşık Veysel, bakıyorsun aynı şeyi söylemişler. Aynı işte, evet. Bir avuç toprak için yani, anlatabiliyor muyum? Ve o onun bilincinde olarak Amerikalılar, yani bunu bir pozitif yönleri olarak söyleyebilirim. Çok vurucu gelmişti bana Steinbeck'in mezarı. Genellikle böyle uzun konuşmuyorum konuklarımın yanında. Onlar daha çok anlatsınlar istiyorum ama bu anıyı da paylaşmak istiyorum. Çok hem güzel. Orada olduğum çok için çok şanslı hissetmiştim kendimi. Hem de o mütevazılığı görünce inanamamıştım. Evet, çok çünkü güzel. Dediğim gibi Amerika bizim kafamızda çok şaşalı bir yer. Şimdi bir de tabii şöyle düşünelim. Yani Steinbeck tabii ki yani Salinas, Amerika falan. Evet ama Steinbeck artık insanlığın şeyidir. Yani insanlığın malıdır. İnsanlığın mirası. Evet, o bıraktığı şey bütün insanlığı ilgilendirir. Yani Nazım Hikmet dediğin zaman, Nazım Hikmet, evet biz tabii gurur duyarız yani Nazım Hikmet'in, yani bir Türk şair olmasından dolayı tabii ki gururlanırız, o ayrı bir şey. Ama Nazım artık insanlığa mal olmuştur yani. Yaşar Kemal de öyledir. Yani bizim burada bundan işte 1000 yıl sonra bu şairler, bu yazarlar yine okunacak mıdır? Bilemem. Belki okunacaklardır. Biz 2500 yıl önce yazılmış antik Yunan eserlerini okuyoruz. Büyüleniyoruz. Büyüleniyoruz. Kaç yüz yıl önceki Karacaoğlan şiirini okuyoruz. Erzurum'un Emrah okuyoruz. Aynen, aynen. Dinliyoruz. Yani hala. Müthiş yani. Yani bunu tabii... burada artık şeyin üstüne çıkıyor. Yani bütün o milletler, halk, yani bütün insanlığın bir mirası
oluşuyor. Yani bunu sadece tabii şimdi Steinbeck, Yaşar Kemal, işte Nazım Hikmet gibi vurgular üzerinden ya, örneğin yani bizim Bilge Karasu diye bir yazarımız var. Yani onu da biliyorsun. Neredeyse satır satır ezber bildiğim metinler vardır. Yani bütün kitaplarını 5-6 kez okumuşumdur. Üzerine yazılan neredeyse her şeyi okumuşumdur. Aynı döneme denk düşen ama yazım tarzı tamamıyla bambaşka, farklı. Tezer Özlü vardır Tezer mesela. Tezer Özlü, yani. Yusuf Atılganlar, Oğuz Ataylar, Vüsat O. Benerler, Demir Özlüler. Bambaşka, Sabahattin Ali'ler. Başka bir damar. Ha, Sabahattin Ali daha belki hani diğer damara daha yakındır ama yani bunlar müthiş. Uzun anlatmaz ya Sabahattin Ali. O yüzden hani daha Sait Faik gibidir. Daha hani. Evet. Yani aslında şöyle oluyor. Yani insan yazarken de, yönetirken de, oynarken de, müzik yani sanatın herhangi bir alanında. Yani hepimiz aslında kendimize usta bildiklerimizin çırağıyız en nihayetinde. Yani onlar belki bunun farkında bile değil ama yani kitaplarıyla bize ustalık yapıyorlar. Eserleriyle sadece. Ya bizi ismen bilmiyorlar ama onlar bizi biliyorlar. Tabii. Ölmüş bile olsalar bizi bilerek öldüler. Aynen. Yani bizi şahsen bilmiyorlardı, tanımıyorlardı ama bizim duygumuzu biliyorlar. Onlar o duygunun aslında liderleri, onlar o duygunun hatipleri aslına aynen bakarsan. Aynen. Vay be, ne kadar güzel oluyor böyle gerçekten sanatı ve sanatın felsefesini konuşabilmek, sosyolojisini konuşabilmek. Çünkü bunlardan ayrı bir şey değil sanat, değil mi? Değil tabii, yani şöyle düşünelim. Hocamız vardı, Sıtkı Erinç, hatırlarsın, muhteşem bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hakikaten. Yani şöyle... O derdik bir gün dersten sonra hocayla oturduk şöyle bir. Gel oğlum dedi, oturalım demişti. Bu arada bir küçük parantez vermek istiyorum. Hemen Sıtkı Erinç'in konservatuvarlardaki dersinin adı sanat eserlerinde felsefe problemlerine giriş 1'di. İlk dersinin adı buydu. Zor bir yani, ismi bile zor olan ismi bir dersti. Bile zor olan, ama bir şey söyleyeceğim. Hayatımda o kadar zevkli bir kuram dersi de çok nadir aldım. Muhteşemdi. Ben daha sonra biliyorsun master'da da öğrencisi oldum onun. Evet. Sanat felsefesiydi bu ne sefer dersin adı. Ya şöyle duruyor mu notlar? Duruyor. Notları duruyor tabii. Ne mutlu. Ya şöyle hoca derdi ki çok ilginç bir şey söylemişti bir gün. Yani birçok sanat akımı var. Bunların yani şimdi sanat eyleminden bahsettiğimiz zaman biraz hani kurama girecek ama hani onu ben kısaca özetlemek istiyorum. Yani bir sanat eseri var, bir sanatçı var, bir de alıcı var. Yani en nihayetinde bir sanat eseri, bir sanatçı, bir de alıcı var. Bir de onları oluşturan dış çevre var. Yani evet, dış dünya var. Kimi sanat kuramları alıcıyı, kimi sanat kuramları sanat eserini, kimi sanat kuramları da sanatçıyı, kimi sanat kuramları da dış çevreyi başat kabul ederek yaklaşım sergiler. Hoca bir gün demişti ki, hiç unutmam, oğlum demişti, galiba insanı hem sosyolojik onu var eden sosyolojisi ve onun o sosyoloji içindeki psikolojisiyle bir arada alan varoluşçuluk akımıdır insanı önünü açan demişti. Evet. Burada kısmen hocaya katıldığım bir nokta var. Yani gerçekten de ben bir metni yazarken ya da sahneye koyarken ya da onu oynarken yarattığım eserin hep belli bir sosyolojisi ve psikolojisiyle var etmek istiyorum. Tabii bunu az önce konuştuğumuz o büyük yazarlar, dikkat ederseniz hep aynı şeyi yapmışlar. Yani siz Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nı örneğin ele alırsanız, orada bizim Kurtuluş Savaşı'mızın müthiş bir destanıyla karşılaşırsınız. Fakat yarattığı farklılık şudur Nazım Hikmet'in kendinden öncekilerden farklı olarak. Bir, yani Kurtuluş Savaşı'nı büyük kumandanlar, büyük ordular, büyük savaşlar üzerinden değil, sıradan küçük insanın, Nazım yazmasa varlığından haberi bile olmayacağımız insanlar üzerinden anlatır. Kambur Kerimler, Şoför Ahmetler, Kartallı Bahçıvan Kazımlar. Yani bu küçük insanların büyük dev hikayelerini anlatır. Yani bunu yaratmak, o insanı hem o yapan özellikleriyle, kişisel özellikleriyle hem de onu var eden bütün sosyolojisiyle anlatabilmek muhteşem bir şey. Yani bu işte ancak büyük yazarlara has bir hal. Bilemiyorum, belki biraz da metafiziğe giriyor Levent. Hani bunlar şimdi nasıl oluyor bu? Bir kere rahmetli Turgut Özakman'la bir kere otururken ben çok soru soruyorum Turgut Özakman'a. Ya hocam şöyle mi, işte şu oyunda şunu niye böyle yazdınız, bunu niye böyle yaptınız? Ajan diyordu bana o yüzden. Ajan çok. Edebiyat ajanı. Edebiyat ajanı. Bir gün dedi ki
Ben işte dedim ki gösterge bilim açısından mı bunu böyle değerlendirdiniz? Şu oyununuzdaki bütün sahneler gece geçiyor. Hiç gündüz sahnesi yok. Gösterge bilimsel bir şey mi var burada falan? Bana dedi ki hoca, oğlum biz yazdığımız zaman gösterge bilim diye bir şey bilmiyorduk dedi. Biz onları öyle hissettik, yazdık, adını sonra koydular gösterge bilim diye dedi. Yani çok gülmüştük. Gerçekten de o bir seziş. Büyük has şairlerde yani... Ne bileyim mesela işte Antigone'nin Sabahattin Ali çevirisini okursan, Sofokles'in evet. Antigone'sinin müthiş bir Türkçe işçiliği, müthiş bir dil var orada. Dilin bir ritmi var, Nazım'da da öyle. Harflerin tek tek vurgularının, o seslerin yarattığı bir dünya var yani, anlatabiliyor muyum? O, bilmiyorum ne kadar farkındaydı Nazım ya da Sabahattin Ali ya da o büyük ozanlar bunları yaratırken. Yani... Sözcüklerin anlamlarının ötesinde o sözcükleri oluşturan seslerin yarattığı anlamlar, sert sessizlerin yarattığı anlamlar, H'lerin, şeylerin, S'lerin yarattığı anlamlar. Yani biraz da seziş, yani biraz metafiziğe mi girer dediğim de bu. Vallahi yani anlıyor şeyde, musun yani? Şeyde vardır ya o işte Yahya Kemal'lerde de onlar. Tabii. Da o sesler üzerine Ahmet Haşimler. Aruz zaten yani işte. Yani Ahmet Haşimler, Yahya Kemal'ler de o ses üzerinden yazarlar. Genellikle dünya görüşü olarak birbirlerinden çok ayrı oldukları için bu yazarların, bu şairlerin aslında birbirlerinin bir devamı olduğu, birbirlerinden tabii. Ne kadar bayrak yarışında bayrağı alıp da yeni bir şey yarattıklarını hep pas geçeriz biz. Ya bu söylediğin o kadar kıymetli bir şey ki şu anlamda çok kıymetli. Yani sanatsal bilgi diyelim buna. Evet. Sanatsal bilgi ile bilimsel bilgi arasında çok temel bir fark var. Yani Einstein fiziği ortaya çıkana kadar Newton fiziği geçerlidir. Tabii. Ama Einstein fiziği çıktığı zaman Newton fiziği biter. Yani şimdi burada bilimsel bilgi aksi ispatlanınca geçerliliğini yitirir. Ama sanatsal bilgi öyle değil. Sanatsal bilgi hiçbir zaman geçerliliğini yitirmiyor. Belki biraz eskiyor. Ama siz Mona Lisa tablosuna baktığınızda ya da Davut heykeline baktığınızda ya da 2500 yıl önce yazılmış bir antik Yunan tragediyasını okuduğunuzda belki onun ele alış şeklinde, meselesinde eskime söz konusu oluyor. Ama asla o bilgi yok olmuyor. Ve daha sonra yaratılan her şey o temelin üzerinde inşa ediliyor. Ama yani evrimsel bir gelişim bu tabii. Tabii yani. Ki yani ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Newton olmasaydı Einstein tabii, olmazdı. Tabii o devamlılık bir de, var elbette. O devamlılık yani. Da bilimde çok önemli. Onun evet. Açtığı yoldan gidiyorsun ve yeni bir kanal açıp ya da oradan devam ediyorsun. Bugün hem bilimde hem sanatta hem de sporda o insanların, o öncülerin açmış olduğu... Şimdi Jesse Owens'tı değil mi? Jesse Owens. Jesse işte Berlin Olimpiyatları'nda evet. İşte o bütün rekorları kıran Amerikalı zenci atletin, ondan bahsediyorum. Hmm. Ve Almanların ikincilik hani Berlin'de ya sırf inadına o kürsüde hani gösterdiği büyük başarıyla Jesse Owens'ın işte birincilik kürsüsünde arkasında Nazi selamı veren Almanların da üstünde evet. Abici bu işi ben yaparım demesi. Bugün işte aslında... Demek ki 100 metreyi hızlı koşmanın Nazi olmakla ilgisi yokmuş. Ama ari olmakla, ari ırk sen değil misin ya da öyle bir yalana kendinizi kaptırmayın. Hepimiz insanız hikayesi. Bakıyorsun mesela bütün bugüne kadar bize öğretilmiş, özellikle kapitalizmle birlikte bize öğretilmiş hayat bilgilerinin, insan hayatlarının pratiğiyle nasıl çöktüğünü, her bir insanın bir birey olarak onları ne hale getirdiğini aynen. Görüyorsun. İşte oradan adam çıkmaz denilen yerlerden çıkan insanların ne yaptığını ya. Görüyorsun. O ırktan bir şey olmaz diyen ırktan gelen insanların ne yaptığını görüyorsun. Ve bütün bunlar hala bazı insanlar için hayatta hiçbir öğreti teşkil etmiyor. Maalesef. Ya şimdi bu nasıl oluyor ben de bilmiyorum Levent. Yani hani şöyle bir şey var ya hani karıncayı bile incitmem deme. Bileden incinir karınca. Tabii. Diye bir laf var. Çünkü karıncayı bile dersen bu karınca için incitici olabilir yani. Ben bilemeyeyim der yani. Yani ben bilemeyeyim yani. Bugün daha konuştuk ya o da bir candır yani. Ben bir karınca yuvası gördüm mü yolumu değiştiririm. Çünkü can yani cana... İnsan yani cana hürmeti olması lazım insanın. Ya bu tabii bu kültürden nasıl karşımızdaki insanı yok işte efendim bu işte bilmem ne bu böyle bu nasıl böyle bir algılamaya giriyoruz? Bu nasıl bir hastalık? Tedavi edilebilir bir hastalık herhalde. Edilecek yavaş yavaş. Çünkü tekamül gereği olmaz en nihayetinde. Belki şöyle bir şey düşünelim. Hı hı. Yani bir ideal olarak ya da bir idealizmin yaklaşımı olarak düşünelim bunu. İyi olma fikri belki sadece ideal olarak bile olsa kafamızda bir hedef olarak var. Belki de idealizmin hayat yani düşünce tarihindeki en büyük kazanımı bu. Yani
bir hırsız bile yani en nihayetinde oğlu hırsız olsun istemiyorsa, daha iyi bir hayatı olsun, bu işi yapmak zorunda olmasın noktasında ise bu belki idealizmin en büyük başarısıdır. Yani bir fikir, bir idea düzeyinde bile hani daha iyiye gitme fikri bence bizi işte, de o senin hani şey. Dehlizin sonunda ışık var mı? Tünelin sonunda ışık var mı sorusunun yanıtı da belki biraz burada. Ben bununla ilgili bir örnek vermek isterim bizi dinleyen seyircilerimize. Türkiye'nin çok mutasip olarak bilinen önemli ilçelerinden bir tanesinde açılmış bir bale kursuna çocuklarını, kız çocuklarını götüren son derece sıkı sıkıya kapalı insanlar var. Çünkü herkes kendinden daha iyi bir hayat yaşasın istiyor evladı. Yani daha özgür, daha iyi, daha iyi bir hayat yaşasın istiyor. İşte insanlar. Tamam, tam da aslında söylemek istediğim şey bu. Yani hepimizin kendini dönüp bir kere gözden geçirmesi gerek. Yani belki bunu yapabilirsek, kendimizden bu kadar emin olmasak. Yani şöyle ya işte sosyal medyada örneğin bir takım algoritmalar var ve o algoritmalar sizin takip ettiğiniz gazeteyi, takip ettiğiniz kişiyi bilerek size öyle bir evren örüyorlar. O evren içinde siz size yakın olanın dışındaki bir girdiye kavuşamıyorsunuz hasbelkader. Kavuşsanız da belki onu çoğu zaman reddediyorsunuz ve reddettiğiniz zaman kendi düşünsel ikliminize yakın bir evren içinde yaşamaya devam ediyorsunuz. Ben bunu çok tehlikeli buluyorum. Yani kümelerin birleşme noktası birbirlerinden uzaklaşmaya başladı. Tabii kesinlikle bu ve bu sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla beraber çok arttı. Bir kere bizler sanat yapan insanlar olarak buna çok cepheden itiraz etmeliyiz. Çünkü biz örneğin tiyatro oyunu oynadığımız zaman tiyatromuzun girişinde kişilere bir test uygulamıyoruz ki sizin dünya görüşünüz nedir, inancınız nedir. Hayır, biz tiyatroyu herkes için yapıyoruz. Yani bir sinema filmi yapıldığı zaman bunu şunlar seyreder, bunlar seyredemez gibi bir koşul koymuyoruz. Herkes için yapıyoruz bu sanatı. Dolayısıyla da hepimizin içinde bulunduğu düşünsel evreni olabildiğince genişletmesinin yoluna bakması lazım. Elbette tabii ki belli ilkesellikler düzleminde, yani belli bir ilkesellik düzleminde hayatını belli ilkeler düzleminde sürdürebilen farklı düşüncelerden insanlarla karşılaşmanın, farklı dünya görüşlerinden, farklı yaşama algılayışlardan insanlarla karşılaşmanın ben insanı çok zenginleştirdiğini düşünüyorum herkes için. Hatta öğrencilerime biliyorsun çok sıkça söylediğim şeydir benim. Yani düşünsel konforunuzdan, düşünsel konfor alanınızdan çıkın. Yani size hiç hitap etmeyen bir filmi gidin seyredin örneğin. Size hiç hitap etmeyen bir romanı okuyun mesela. Ya da sizin çok zor anlatacağınızı düşündüğünüz bir şiiri okuyun. Her gün elimizin altında internet var. Örneğin adını hiç duymadığınız bir ressamın açın bir tane tablosunu inceleyin. Hiç anlamasanız bile anlamaya çalışın. Yani bu insanı bir noktadan sonra ya da sizin düşüncelerine hiç katılmadığınız birinin bir yazısını okuyun mesela. Bunun insana katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Ve hepimizin aslında bu tarz bir şeye, yani biz algoritmaların tutsağı olmaya mahkum değiliz, yazgılı değiliz. Yani bunu değiştirme gücümüz var bana kalırsa. Ben bununla ilgili bir şey anlatmak istiyorum sana. Çok önemli bulduğum bir şey bu benim. Bundan yıllar önce oğullarımla birlikte Bursa'ya gittim ve teleferikle yukarıya çıktım. İşte ilk önce Sarıalan'a gidiyorsun biliyorsun, oradan Uludağ'a kadar çıkıyorsun. Güzel bir günün sonunda geri dönüyoruz ve teleferiğin içerisinde ben oğullarım varız. Karşıda da bir aile var. Arap bir aile. 3 tane oğulları, bir tane kızları var ama çocukların en büyüğü 7-8 yaşında. Bir adam, işte biliyorsun Araplar daha sıcak memleketlerden geldiği için ve soğukta yani üşüyorlar bir de çok garip giyiniyorlar biliyorsun. Yani hiç öyle soğuk görmediği için hani paltolarla falan ilişkileri biraz ilginç onların. Böyle kuşanmış insanlar birbirlerini bağlamışlar üşümesinler diye çoluk çocuk. O işte İngilizce bilmez, ben Arapça bilmem, zaten Türkçe bilmezler, ben de zaten Arapça bilmem. Hani nereden bileyim, nasıl bir şey... Baba çocuklardan bir tanesi işte gofret gibi bir şey yiyordu. Çocuğun yanına eğildi ve çocuğuna altyazıyla Türkçe, benim rahatlıkla anlayabileceğim bir şekilde baba olduğum için, bak bunu böyle yiyorsun ama bak bu arkadaşlarının elinde o çikolatadan yok, arkadaşlarına da çikolatadan ver dedi. Benim oğullarımı kastederek. Çocuk böyle babasından almış olduğu fezle gelip elindeki çikolatadan bizim çocuklara da verdi. Ben hiç unutmadım bunu. Evet. Çünkü insanların kafasında garip kalıplar, o kalıplarla
o kalıpların içine, işte o algoritmaların içine soktuğu, algoritmaların onu yönlendirdiği, sanki onlar uzaydan geldi, sanki onlar sadece şöylelerdir, sadece onlar böylelerdir, o ırksa, o dilse gibi birçok kavramı sanıyorum biz tiyatroyla yapa yapa ömrümüzün sonuna kadar iğneyle kuzuyu kaza kaza bunları değiştirmek için uğraşıp duracağız galiba. Ya şöyle de bir şey var. Yani ayrışmak için algoritmalara ihtiyacı olmayan, hali hazırda Alesta bekleyen bir kitle de yok değil. Elbette var yani, her toplumda olduğu gibi. Bizde de var yani. Hani ayrışmak için fırsat kollayan, işte efendim yani algoritmalara pek ihtiyacı olmayan bir kitle olduğunu da kabul edelim. Ama en azından bir ortalama bir hiza tuttuğumuzda şöyle memlekete diyelim ona. Yani ya algoritmaların bizi ayrıştırması yazgısına da mahkum etmeyelim kendimizi. Farklı olana da bir şöyle bir göz ucuyla bakıverelim. Yani bunun bize katacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Olmaz mı be Cengiz? Olmaz mı? Evet, küt diye başladığımız Levent Üzümcü ile Artı Sanat programını küt diye bitiriyoruz. Umarım siz de bizim kadar keyif almışsınızdır bugünkü sohbetimizden. Konuğumuz Cengiz Toraman'dı. Tiyatro insanı diyebiliriz kendisine. Oyuncu vesaire. Oyuncu vesaire. Çok teşekkürler bu pazarda bizimle birlikte olduğunuz için. Sevgiler, selamlar.